Hoş geldiniz. Bu videomda 2022-2023 öğretim yılı 8. sınıflar 2. dönem 2. yazılıya hazırlık soru çözümü yapacağım. Açıklamalar kısmından bu soruları bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Sevgili öğrenciler yazılıya girmeden önce mutlaka konu tekrarı yapınız. Hepinize başarılar. Birinci soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde almak sözcü bürümek, sarmak, kaplamak anlamında kullanılmıştır. Adana Güneş salondaki perdelerin rengini almış. Almak sözcü cümleye soldurmak anlamı katmış güneş salondaki perdelerin rengini soldurmuş. Bursa paltosunu sırtına aldı, dışarı çıktı. Almak sözcüğü bu cümlede koymak anlamında kullanılmıştır. Paltosunu sırtına koymuş ve dışarı çıkmış. C. Dün çarşıda cebimden saatimi almışlar. Almak sözcüğü cümleye çalmak veya çaldırmak anlamları katmış. Dün çarşıda cebimden saatimi çalmışlar o halde cevap Denizli etrafı mis gibi çiçek kokusu aldı. Almak sözcüğü cümleye bürümek, sarmak, kaplamak anlamları katmış. Etrafı mis gibi çiçek kokusu bürümüş, sarmış, kaplamış cevap denizli. Soru 2. Kış kapıya dayandı daha kömür alamadık. Cümlesindeki altı çizili sözde aşağıdakilerden hangisi anlatılmak istenmiştir? Arkadaşlar kapıya dayanmak deyiminin anlamı gelip çatmaktır. Kış gelip çattı daha kömür alamadık. Cevap Bursa. Üçüncü soru anlatım bozukluğu sorusu. Annemden ayrı kalamam ve sürekli ziyaret ederim. Cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu cümledeki V bağlacı iki cümleyi birbirine bağlamıştır. İki cümle varsa ikinci cümlenin genelde ikinci cümlenin bir ögesi eksik oluyor. İlk cümle annemden ayrı kalamam. Ayrı kalmak yüklem oluyor arkadaşlar. Ayrı kalamayacak olan kim? Ben. Ben gizli özne. Ben kimden ayrı kalamam? Annemden yer tamlayıcısı. İkinci cümle sürekli ziyaret ederim. Ziyaret ederim ikinci cümlenin yüklemi. Ziyaret eden kim? Ben. Bakın iki cümlenin öznesi ortak. Ne zaman? Sürekli sürekli zar tamlayıcısı. Arkadaşlar sizlere soruyorum. Ben kimi sürekli ziyaret ederim? Annemden diye bir cevap olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Sanki ilk cümlenin yer tamlayıcısı ikinci cümlenin nesnesi gibi. Ben kimi sürekli ziyaret ederim? Ben annemi sürekli ziyaret ederim. Aslında V bağlacından sonra annemin nesnesi gelecek arkadaşlar. Şöyle okuyalım şimdi. Annemden ayrı kalamam ve annemi sürekli ziyaret ederim. Veya annemden ayrı kalamam ve sürekli annemi ziyaret ederim. Yani sürekli kelimesinden sonra da annemi kelimesini getirebilirsiniz. Sürekli kelimesinden önce de annemi kelimesini getirebilirsiniz. Her durumda ikinci cümlenin nesnesi eksik oluyor. Belirtili nesnesi eksik oluyor. Bu durumda nesne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu 3 numaralı cümlede yapılmış cevap adana. Soru 4 hangisinde ön yargı anlamı vardır? Yani hangi cümle ön yargı cümlesidir? Ön yargı nedir? Bir kimse veya bir şeyle ilgili olarak belirli şart, olay ve görüntülere dayanarak önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargıya ön yargı denir. Ön yargı peşin hüküm, peşin fikir anlamlarına da gelebilir. Daha doğrusu gelir arkadaşlar. A fırtına bizim kasabamıza da zarar verebilir. A'daki cümle ihtimal olasılık cümlesidir. Şuraya yazalım. Çekimli fiil verebilir arkadaşlar. Verebilir çekimli fiilindeki ebilmek yeterlik fiili yeterlik fiili cümleye olasılık anlamı katmış. Yani ihtimal anlamı katmış. Fırtınanın bizim kasabaya zarar verebilmesi ihtimal dahilinde veya fırtınanın bizim kasabaya zarar vermesi olası bir durum. B yorgun olduğunda canım hiçbir şey yapmak istemiyor. B'deki cümle neden sonuç cümlesi? Sonuçta canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Canımın hiçbir şey yapmak istememesinin nedeni, sebebi, gerekçesi nedir? Yorgun olduğumdan C ne kadar çalışsan da takıma giremeyeceksin. Evet bu cümle ön yargı cümlesi. Arkadaşlar ön yargı cümleleri biraz kafadan atmadır. Bilip bilmeden konuşmadır. Şimdi ne kadar çalışsan da takıma giremeyeceksin bir ön yargı cümlesi, olumsuz bir ön yargı cümlesi. Ön yargı cümleleri olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Kişinin bu cümlesi olumsuz bir ön yargı oluyor. Nereden biliyorsun takıma giremeyeceğini? Belki takıma girebilir bilip bilmeden konuşmuş arkadaşlar. Çok da ayıp etmiş. Cevap Ceyhan. Denizli bu kuşların fotoğrafını çekmek için kuş cennetine gitmelisin. D'deki cümle amaç sonuç cümlesi. Sonuçta kuş cennetine gitmelisin. Kuş cennetine gitmesinin amacı nedir? Bu kuşların fotoğraflarını çekmek için cevap Ceyhan. 5 hangisinde virgül soru 5 cümlesinde virgül işareti hangi amaçla kullanılmıştır? Erciyes dağ virgül güneş batarken tüm heybetiyle bizi selamladı. Selamladı yüklen. Selamlayan ne? Erciyes dağ, Erciyes dağ özne oluyor. Yükleme sorulan ne sorusu özneyi buldurur? Bakınız özeden sonra virgül işareti gelmiş. yüklemden uzak düşmüş. Özeden sonra ne kullanılır? Virgül kullanılır arkadaşlar. O da A seçeneğinde yazıyor. Yüklemden uzak düşmüş. Özneyi belirtmek için yukarıdaki cümlede RCS er, ifadesinden sonra virgül kullanılmış cevap adana. Altı hangisinde yazım yanlışı vardır? D. Marslılar halı dokuyan kızlar tablosunu satın almış. Halı dokuyan kızlar eser adı arkadaşlar. Eser isimleri cümle içerisinde büyük harfle başlar. Eser adlarının her kelimesi cümle içerisinde büyük harfle başlar. Alın H'si, Dokuya'nın D'si ve Kızların K'si büyük yazılmış. Eser isimlerinden sonra gelen yani özel ada dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözler büyük harfle başlamaz. Tablonun T'si küçük yazılmış. Doğrudur arkadaşlar. Mars gezegen ismi, gezegen isimleri büyük harfle başlar. Zaten cümle başı Mars'ın M'si büyük yazılmış. Lığ yapım eki özel isme geldiği zaman kesme işaretiyle ayrılmaz. Yine yapım eklerinden sonra gelen çekim ekleri lar çok eki oluyor. Kesme işaretiyle ayrılmaz. D'de yanlışlık yok. C raftan sessiz gemi şiirini alıp okumaya başladı. Cümle içerisinde eser atları cümle içerisinde eser atları büyük harfle başlar. Sessiz gemi bir eser ismi, şiir ismi. Sessizin S'si, geminin G'si büyük yazılmış. Doğru. Arkadaşlar eser isimleri tırnak içine alınır. Bakın C ve D'de eser hatları tırnak içine alınmış. B. Çocuklar tekneye binip Van Gölü'nü gezdi. Van özel isim oluyor. İl ismi arkadaşlar yer ismi. Yer isimlerinden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz ve benzeri kelimeler büyük harfle başlar. Bakın gölün G'si büyük yazılmış. Gelen çekimeki kesme işaretiyle ayrılır. Demek ki cevap Adana. Bu soruyu kaymakam Erol Bey'e sormuştu. Erol kişi ismi özel isim E büyük doğru. Bey saygı sözü. Özel isimlerden önce ve sonra gelen saygı sözleri büyük harfle başlar. B büyük yazılmış gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmış doğru. Arkadaşlar özel isimlerden önce ve sonra gelen saygı sözleri ve unvanlar büyük harfle başlar. Kaymakam unvan oluyor sevgili öğrenciler. Haliyle kaymakamın K'sinin büyük yazılması gerekirdi. Yanlışlık A'da yapılmış. 7. soru Kuş Cenneti Milli Parkı ile ilgili hangisi söylenemez? A) Kuş Cenneti Avrupa'ya geçen kuşların göç yolu üzerinde. B) Kuş Cenneti A sınıf diplomasıyla 76 yılında ödüllendirildi. C) Kuş Cenneti Marmara bölgesinde Bursa ili sınırları içinde. Denizli Kuş Cenneti'nde binlerce kuşun yuva yaptığı kuluçka kolonileri vardır. Şimdi metnimizi okuyalım. Kuş Cenneti Milli Parkı Marmara bölgesinde Balıkesir ili sınırları içindedir. 1959 yılında milli park ilan edilmiştir. Anadolu'dan Avrupa'ya geçen kuş göç yolu üzerinde bulunan kuş cenneti evet arkadaşlar A'da ne diyordu? Kuş cenneti Avrupa'ya geçen kuşların göç yolu üzerindedir. A seçeneği yukarıdaki metinden çıkar. Anadolu'dan Avrupa'ya geçen kuş göç yolu üzerinde bulunan kuş cenneti pelikan, balıkçıl, kaşıkçı, karabatak, yaban kazı, yaban ördeği ve ötücülerden oluşan binlerce kuşun ağaçlar ve sazlar üzerine yuva yaptığı büyük kuluçka kolonilerini barındırmaktadır. Bakın bu cümle de beni D seçeneğine götürür. D'de kuş cennetinde binlerce kuşun yuva yaptığı kuluçka kolonileri vardır bilgisi var. Demek ki A ve D seçeneği yukarıdaki metinden çıkar. Artılarımızı attık. Devam edelim arkadaşlar. Kuş Cenneti Milli Parkı Avrupa Konseyi tarafından çok iyi korunan ve kıta ölçeğinde değer taşıyan doğal alanlara verilen Avrupa diplomasının en üst kategorisi olan A sınıfı diplomasını 76 yılında almıştır. Evet, B seçeneği de çıkar. B'de ne diyordu? Kuş Cenneti A sınıfı diplomasıyla 76 yılında ödüllendirilmiş diplomasını 76 yılında aldığı anlamına gelir arkadaşlar. B seçeneği. Ne kaldı geriye? Geriye C seçeneği kaldı. C seçeneği çıkmıyor mu? Okuyalım. Kuş Cenneti Marmara bölgesinde Bursa ili sınırları içindedir diyor. Oysa ilk cümlede ben bilerek o kısmı atladım. Arkadaşlar Kuş Cenneti Milli Parkı'nın Marmara bölgesinde Balıkesir ili sınırları içinde olduğu yazıyor. Bursa ilinde değilmiş arkadaşlar Kuş Cenneti Milli Parkı. Bu nedenle cevap Ceyhan şöyle yuvarlak içine alalım. 8. Bu cümlenin ögeleri aşağıdakilerin hangisine doğru sıralanmıştır? Dün gece apartman sakinleri 8 hangisinde ögeler doğru sıralanmıştır? LGS'de cümlenin ögesi çıkacaktır. Dün gece apartman sakinleri sokakta buldukları köpeği doyurdular. Doyurdular yüklem arkadaşlar. Doyurma işini yapan kim? Apartman sakinleri özne. Apartman sakinleri neyi doyurdu? Sokakta bulduğu köpeği arkadaşlar. belirtin nesne neyi sorusu belirtin nesneyi buldurur. Evet, apartman sakinleri sokakta bulduğu köpeği ne zaman doyurdu? Dün gece arkadaşlar. Ne zaman sorusu zarf tamlayıcısını buldurur. Sıralama zarf tamlayıcısı B seçeneği elendi. Yer tamlayıcısı ile başlıyor. D de elendi. Yine D seçeneği yer tamlayıcısı ile başlıyor. Sıralama zarf tamlayıcısı özne bakın C elendi. C'de ikinci sırada belirti nesne var. Zarf tamlayıcısı özne belirti nesne yüklem. Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanış şekli Cevap Adana. 9 hangisine sıfat fiil kullanılmamıştır? Üçünde var birinde yok. A. Kütüphaneden kaçan çocuklar gördüm. Çocuk isim nasıl çocuk? Kaçan çocuk. An Sıfat fiil eki. B. E, defterinin arasında ezilmiş çiçekler vardı. Çiçek isim nasıl çiçek? Ezilmiş çiçekmiş sıfat ile eki. C. Yaşlı adam koşarak yanımıza geldi. Koşarak kelimesindeki arak zarf ile eki. Bu durumda cevap. Ceyhan, denizli kesilecek odunları bahçeye taşıdılar. Odun isim nasıl odun? Kesilecek odun, ecek, sıfat, ek. 10. soru parçada numaralanmış cümlelerin hangisine itibaren olayın yönü değişmiştir? 1. Kitap okuma alışkanlığımı babam sayesinde kazandım. 2. Okuduğum bir kitabı bitirince babam bu kitapta ne anlatılıyor diye sorardı bana. 3. Ben de kitabın içeriğini ona anlatacağım için daha dikkatli okurdum kitapları. 4. Daha ilkokul döneminde birkaç roman bitirmiştim. 5. İlkokul dönemlerinde arkadaşlarımın hedefleri doktor olmak, öğretmen olmakken benim hedefim yazar olmaktı. 6. Fakat. Arkadaşlar fakat bağlacı düşüncenin yönü değiştiren bir geçiş ve bağlantı ifadesidir. O halde 6 numaralı cümleden itibaren olayın yönü değişmiştir. Cevap C. Bakalım ne olmuş? Fakat ortaokuldayken üzücü bir olay yaşadım. 7. Ne diyor? Ne yazık ki bu olayın etkisini üzerimden atamadım ve öğrenim hayatıma devam edemedim yazar olma hayallerim de suya düşmüştü. Eyvah arkadaşlar eyvah eyvah ki eyvah. Bizim kahramanımız 6 numaralı cümleye kadar yazar olmak istediğini anlattı. 6 numaralı cümleden itibaren yazarımızın başından olumsuz bir olay geçmiş, bir kaza yaşamış ve yazar olma hayalleri suya düşmüş, yazar olamamış. İşte bu fakat bağlacı arkadaşlar düşüncenin yönünü değiştirmiştir. Genel olarak olumlu düşünceyi olumsuz bir düşünceye çevirmiş diyebilirsiniz. Şöyle C'yi tekrar yuvarlak içine alalım. Soru 11 bu hafta sonu hava soğuktu cümlesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Soğuktu yüklem oluyor arkadaşlar. Soğuk ismi ek görülen geçmiş zamanını almış ve yüklem görevinde kullanılmış. Bakın soğuk ismi dedim. Demek ki yüklem türüne göre isim cümlesi A ve C seçeneği elendi. A ve C'de fiil yazıyor. Yüklem cümlenin sonunda yüklemin yerine göre cümlemiz kurallı cümle arkadaşlar. D'de devrik diyor cevap çıktı. Cevap Bursa. Şimdi güzel arkadaşlar bu cümlenin bir tane yüklemi var. Haliyle yapısına göre tek yüklemli cümle. Anlamına göre olumlu cümle arkadaşlar. Soğuktu ifadesi olumsuz diye düşünmeyin. Soğuk değildi. Daha doğrusu soğuk değildi diye bir ifade olsaydı haliyle değil kelimesinin ek fiili olumsuz yaptığını, ek fiil almış kelimeyi olumsuz yaptığını görecektiniz. Bu durumda cevap bursa cümlemiz yüklemin türüne göre isim cümlesi, yüklemin yerine göre kuralı cümle, yapısına göre tek yüklenme cümle anlamına göre olumlu cümle Tekrar söylüyorum soğuktu olumlu soğuk değildi olumsuz. 12 bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinin amaç sonuç ilişkisi vardır? Bir Rumeli kavağının en meşhur balıkçısı kahraman namıyla anılıyor. 2. 20 yıldan beri ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor. 3. Tandırda pişirdiği balıkları tatmak için insanlar her yerden geliyor. Mak için var sonra da amaç sonuç cümlesi vardır. Sonuçta insanlar her yerden geliyor. İnsanların her yerden gelmesinin amacı nedir? Tandırda pişirdiği balıkları tatmak için. Cevap Ceyhan. 13 parçada numaralanmış cümlelerin hangisi kişisel düşünce içermektedir? Hangi cümle öznel yargılı cümledir diyor. Bir şehrin kalesini kimin yaptığı belli değildir. Nesnel yargılı cümle. 2. Kalenin temelinin yalçın kaya üzerine kurulması akıllıca bir harekettir. Akıllıca bir harekettir ifadesi bir yorumdur. Bir cümlede yorum varsa orada kişisel düşünce var demektir. Yani o cümle öznel yargılı cümledir. Cevap Bursa. 3 şekli kareden uzuncadır. Nesnel bir ifade, nesnel cümle. 4 uzuncası doğudan batıya olan yönüdür. Yine 4 numaralı cümle, nesnel yargılı cümle cevap bursa. 14 bir cümlede işin kim tarafından yapıldığı biliniyorsa fiilimiz etken çatılı fiil, cümlemiz etken çatılı cümle, yüklem ise etken çatılı yüklem oluyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu açıklamaya uygun bir fiil kullanılmıştır? A küçük çocuğun hikayesi çok beğenildi. Beğenildi yüklem, beğenilenle küçük çocuğun hikayesi. Çocuk çocuğun hikayesi sözde özne oluyor. Kim tarafından beğenildi? Beğenme işini yapan belli mi? Belli değil. Bu durumda cümlemiz edilgen çatılı cümle. Fiilimiz edilgen fiil. Yüklem ise edilgen yüklem. B Ülkemizde de artık teknolojik aletler üretiliyor. Üretiliyor yüklem. Üretilen ne? Teknolojik aletler. Teknolojik aletler sözde özne. Kim tarafından üretiliyor? Başkası tarafından. Yine fiil edilgen fiil arkadaşlar. Cümle edilgen cümle. Yüklem ise edilgen yüklem. C. Kırtasiye'de bu ay çok sayıda sözlük satılmış. Satılmış yüklem. Satılan ne? Çok sayıda sözlük. Çok sayıda sözlük söz grubu. Sözde özne. Kim tarafından satılmış? Başkası tarafından. C'deki cümle A ve B'de olduğu gibi edilgen çatılı cümle. Denizli genç adam virgül. Bütün gün kütüphanede kitap okudu. Okudu yüklem. Okuma işini yapan kim? Genç adam. Yüklemin bildirdiği işi yapan bizzat belli. Bu durumda öznemiz gerçek özne. Fiilimiz ise yani okudu fiili ise etken fiil arkadaşlar. Cümlemiz etken çatılı cümle. Yüklem ise etken yüklem. Cevap Deniz 15. Metnin konusu hangisi? Yıllarca yaşadığım küçük kasabadan tayinim nedeniyle ayrılıp İstanbul'a yerleştim. Gözümün yeşili, ayağımın toprağa değdiği bir yerden kalkıp soğuk betonların arasında esir kalmam bana ilk şoku yaşattı. Araba yığınlarının içinde saatlerce süren yolculuklar ayrı bir sorundu. İşten eve dönüp kafa dinlemek istediğimde ise susmayan şehir beni rahat bırakmıyordu. 180 daireli bir binada bırakın komşuluk etmeyi, birbiriyle selamlaşmaktan kaçan insanlarla yaşamak ise ayrı bir acı. Yukarıda yazarımız şehir yaşamının zorluklarından söz ediyor. A'ya bakalım insan ilişkilerinin zayıflaması. Bu yardımcı fikir olur. B. Şehir yaşamının zorlukları. Evet cevap bursa. C. Doğanın betonlarla yok edilmesi. Arkadaşlar metnin konusu C değil. Denizli trafik yoğunluğunun zararları. Yine yukarıda trafik yoğunluğunun zararlarından söz edilmedi. Cevabın bursa olduğunu söylemiştir. 16. Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık. Evlerin bacısını kolluyor yıldırımlar. İncin uykuda yalnız iki yoldaş uyanık. Biri benim biri de serseri kaldırımlar. Yukarıdaki dizelerde hangi söz sanatı vardır? Arkadaşlar, insanın birini ya da bir şeyleri kollama özelliği yıldırımlara verilmiş. Yani yıldırımlar kişileştirilmiş. Yine insanın uyanık olma özelliği değerli öğrenciler kaldırımlara verilmiş. Yani kaldırımlar kişileştirilmiş. Yine insanın serseri olma özelliği kaldırımlara verilmiş. Yani kaldırımlar kişileştirilmiş cevap Bursa. 17 yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? Tartışmacı anlatım, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve açıklayıcı anlatım. Kendine özgü bakışı, duruşu vardı Hasan Dayı'nın. Mimikleriyle, bakışlarıyla konuşan suskun bir adamdı. Bilge mi desem yoksa mecnun mu bilemedim. İlginç fiziksel görünüşü, eğik yürüyüşü, gizemli ve sürekli yalnız geçen yaşamı dikkatimi çekerdi. Hep. Yalnız yaşardı dağlarda. Uzun yüzünden aşağı çaprazlama inen kocaman burnu Keskin gözleri her daim kirli ve yırtık elbisesiyle karşımıza çıkan bu adamdan çekinir, ürkerdik. Değerli arkadaşlar yukarıda ağır basan anlatım biçimi, betimleyici anlatım biçimi yazar Hasan Dayı'nın fiziksel görünüşünü yani dış görünüşünü ayrıntılı bir şekilde betimledi. Bu durumda Hasan Dayı'nın dış görünüşü benim gözümde canlanmış oldu, zihninde canlanmış oldu. Yazar bunu yaparken sıfatlara başvurdu, ayrıntıya indi. Bu ayrıntı sıfatlarla birleşti ve betimleyici anlatım biçimi ortaya çıktı. Cevap Ceyhan. 18. Metnin türü hangisi? Söyleyişi, makale, anı ve biyografi var seçeneklerde. Bilmem bilir misiniz kültürün güzel bir tarifi vardır. Bakınız yazar karşısında biri varmış gibi sohbet etmeye başladı. Hatta soru cümlesiyle başladı. Sohbet yazı türünde yazar karşısında bir varmış gibi soru cümlesi kurar. Daha sonra bu sorduğu sorulara kendisi cevap verir. Kültür insanın okuduklarını unuttuktan sonra aklında kalan şeydir derler. Hani okullarda bize bir takım işimize yaramayacak bilgiler öğrettiklerini düşünür ve bunun için kızarız ya. Gerçekten okul sıralarında okuduğumuz, öğrenmeye mecbur olduğumuz, bunlara ne lüzum var dediğimiz dersler kültürün bu tarifine göre öğrendikten sonra unutmamız gereken şeylerdir. Bütün o bilgileri hazmedip tamamen unuttuğumuzu sandığımız zaman bizde kalan şey kültürümüzü oluşturur. Bu yüzden öğrendiğimiz hiçbir şey gereksiz değil. Sakın bilgi sahibi olmaktan, öğrenmekten kaçmayın. Değerli öğrenciler, derslerde öğrendikleriniz hiçbir zaman boşa gitmez. Zamanı gelince mutlaka işinize yarar. Hocam işime yaramıyor demeyin. Zamanı gelmemiştir. Zamanı gelmiştir. Sen fark etmemesindir arkadaşlar. Uyanık olmanızda fayda vardır. Yazar kültür hakkındaki kişisel düşüncelerini karşısında biri varmış gibi soru sorarak öznel bir dille samimi bir hava içerisinde anlattı. işte bu yazı türüne biz söyleyişi yani sohbet deriz. Makale olamaz. Makale yazı türünün dili nesneldir. Yukarıdaki yazının dili öznel. Anı olamaz. Anı olay yazısı söyleyişi yani sohbet fikir yazısı. Biyografi olamaz. Biyografi bilgilendirici metinlerdir bir başkasının hayatının yine başkası tarafından anlatıldığı metinlere biyografi denir. 19 parçada aslında anlatılmak istenen hangisidir? İnsan beyni sahibinin yapmak istediği her şeyi gerçekleştirme yollarını bulacak şekilde yaratılmıştır. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz diyen atasözü de bu fikri doğrular. Pek çok insan insan kudretinin dışında zannedilen muazzam işleri sadece azimleri sayesinde başarmıştır. Yani kararlı olmaları sayesinde başarmıştır. Azim kararlılık demektir. O işleri yapmayı akıllarından bile geçirmeyen insanlarsa varılan netice karşısında şaşa kalmıştır. Atatürk'ün bu konuda çok güzel bir sözü var. Zafer zafer benimdir diyebilenindir. Bakın atamızın güzel bir sözüne yazar yer vermiş. Parçada asıl anlatılmak istenen düşünce ne? Yani parçanın ana fikri nedir arkadaşlar? A insan beyni sanıldığından daha üstün özelliklere sahiptir. A'da kararlılık yok arkadaşlar. B küçük aileleri olan insanlar başarısız olmaya mahkumdur. Yukarıda kararlılıktan söz ediliyor. Azimden söz ediliyor. Geçelim. C insan kararlı olursa bakın azimli olursa en zor işlerin bile üstesinden gelebilir. Cevap Ceyhan. Denizli büyük işleri sadece büyük ve önemli insanlar yapabilir. Bu düşünce yanlış arkadaşlar. Zaten bu düşünce Yukarıdaki paragraftan çıkmıyor. 20. Son soru. Yukarıdaki açıklamayı aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar? Kişinin değerini, kadir ve kıymetini en iyi bilenler, bu işle ilgili kimseler ile kendi çevresinde bulunanlardır. Bir insanı ve onun yaptıklarını yakın çevresi takdir eder, beğenir. Bu açıklamalara uygun atasözü hangisi? aldaki atasözümü keskin sirke küpüne zarar. Bu atasözünün anlamı nedir? Öfkeli, sert kimse kendisine zarar verir. Ata sözünün anlamı budur. B. Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir. Arkadaşlar insan gençliğinde yaptığı şeylerin çoğunu yaşlılıkta yapamaz ve gençliğin ne denli değerli olduğunu yaşlı olduğu zaman anlar. Cevap B de olmaz. İş insanın aynasıdır ne demek? Bir kimsenin nasıl bir kişi olduğunu yaptığı işe bakarak anlarsın. O halde cevap Denizli taş yerinde ağırdır. İşte taş yerinde ağırdır. Atasözünün açıklaması yukarıda yazılı sevgili öğrenciler. Her insan ya da bir şey diyelim, bir kimse diyelim veya herhangi bir insan diyelim kendi çevresinde değer görür. Sevgili öğrenciler taş yerinde ağırdır. Atasözünün yukarıda güzel bir açıklaması var. Cevap Denizli. Sevgili öğrenciler yazılıya hazırlık soru çözüm videosunun sonuna geldim. Açıklamalar kısmından soruları bilgisayarınıza indirebilir. Soruları çözebilirsiniz. Daha sonra videoyu izleyiniz. LGS de yaklaşıyor. Benim önerim size her gün soru çözmeniz, bol bol soru çözmeniz, yanlışlarınızla ilgili konu tekrarı yaptıktan sonra soru çözmeyi unutmayınız ve haftada en az 5 deneme çözünüz. Hepinize yazılılarda ve sınavlarda başarılar.